Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda semizotu ve sütle hazırlamış olduğum bir tarifi sizlerle paylaşacağım. Bir demet semizotu, bir su bardağı süt kullandım tarif için. Semizotunu temizledim, yıkadım. Sonrasında diğer malzemeleri doğramaya geçiyorum. Büyük boy bir tane soğan kullandım. Soğanı doğruyorum. Çok pratik, çok da lezzetli bir çorba tarifi. Semizotu yemeyenler, semizotu sevmeyenler kesinlikle bu çorbaya hayır diyemeyecekler. Çünkü içerisindekinin semizotun olduğunu anlamayacaklar. Büyük boy bir tane kapya biber kullandım. Kapya biberi doğradım, hazırladım. Bir tane patatesi doğruyorum. Patatesi de doğradım. 3 diş sarımsak doğruyorum. Sarımsağı doğradıktan sonra pişirme aşamasına geçeceğim. Tencereye önce soğan, sonra bir kahve filcanı zeytinyağı, kapya biber, sarımsağı ekledim. Karıştırıyorum malzemeleri. karışan malzemelerin üzerine doğramadan direkt semizotunu ilave ediyorum. Semizotu çok çabuk pişen bir sebze. Bıçaktan geçirmeye hiç gerek yok. Direkt ilave ettim. Üzerine 2 yemek kaşığı bulgur ekliyorum. semizotunu kavuracağım. Orta ateşte semizotunu kavuruyorum. Farklı çorba tarifleri arıyorsanız, farklı çorbalar seviyorsanız, lezzeti garanti olan bu çorba tarifini bir defada olsa deneyin derim. Kesinlikle içerisindekinin semizotu olduğu anlaşılmayan güzel bir lezzeti olan yiyenlerden tam not alan bir çorba tarifi. Doğramış olduğum patatesi de ekledim. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar kaya tuzu, bir çay kaşığı kadar karabiber, 6 su bardağı suyu ilave edip karıştırıp sonra kapağını kapatacağım tencerenin semizotu hemen hemen pişti biraz da patatesle pişecek sonrasında blenderdan çekeceğim malzemeleri malzemeler istediğim kıvama geldi tüm malzemeler pişti bu aşamada tencere içerisindeki malzemeleri blenderdan çekiyorum biraz taneli sebze çorbası gibi olacak tamamen pürüzsüz bir kıvam almayacak çorba hafif taneli olmalı ağza gelmeli biraz görüyorsunuz kıvamını görüntüsünü İçerisine bir su bardağı sütü ekliyorum. Süt çorbaya güzel bir tat veriyor. Çorbanın lezzeti sizlere şöyle anlatayım. Biraz mantar çorbasına benziyor. İçerisinde süt olduğundan. Semizotunun o oh mayhoş lezzeti olmuyor. Farklı bir lezzet oluyor. Denediğinizde zaten göreceksiniz. Servise aldım çorbayı. Bir kase içerisine dolduruyorum. Pratik, lezzetli çorbalar arayanların favorisi olacağını düşündüğüm bu güzel çorba tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Üzerine biraz dereotu alıyorum. Dereotu çok güzel yakışıyor. Bir parça ekmek alacağım, keseceğim, üzerine ekleyeceğim. Varsa kuru ekmek, kurutulmuş ocakta ya da fırında kurutulmuş ekmek de ilave edebilirsiniz. Ben çorbayı ekmekle yemeyi seviyorum. Açıkçası içerisine bu şekilde alırım ve afiyetle yerim her zaman. Kıvamını da göstereyim sizlere tekrar. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Farklı lezzetli güzel bir çorba tarifi arıyorsanız kesinlikle bir defa da olsa bu çorbayı deneyin derim. Se evde semizotu yemeyenin yiyici çünkü lezzeti hiçbir şekilde semizotuna benzemiyor. Garanti bir tarif herkesin sevebileceği lezzette bir tarif umuyorum ki hazırladığınızda sizler de bizim kadar seveceksiniz. Başka lezzetlerde görüşmek üzere.